için. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 1. cilt ve 33. mektubu şerifi 47. sayfeden devam ediyoruz. Bu mektupta İmam Rabbani Kaddesallahu Sirrahu kötü alimlerle iyi alimleri anlatıyor. Kötü alimler, her şeyin kötüsü olacağı bellidir. Bu bilinen bir şeydir. Efendim, ve her şeyin kötüsünün zararı o şeyle sınırlı olur. Böyle cüz'i olur. Ama ulemanın kötüsünün zararı sadece onunla sınırlı kalmaz. Bütün ümmete sirayet eder. Onun için kötü alimi alim var demek ki, hiç şüphesiz ayetlerde bile bu anlatılıyor. Kötü alimi çok iyi tanıyacağız. Bu bir domates patates değil ki. Çürümenin zararı 3 kuruş 5 kuruş olsun. Onun zararı çok fazladır. Onun için burada bu mektubu şerif aşağı yukarı 1,5 sayfa sürüyor İmam Rabbani. Bütün ayrıntılarıyla, başka da çok mektuplarında ulemayı ikiye ayırıyor. Kötü alimler, iyi alimler diye. İyi tanımak lazım ki, çünkü bunların zararı bizim dünyamızla alakalı değil, dinimizle alakalıdır. Bu bakımdan yani ölçüleri iyi kullanmalı, tespitleri yapmalı. Evet. Kötü alim deyince nesi kötü? Evet. Kötülüğü neresi bunun? Yani bir ibareyi okuyamıyor işte, hadisi yanlış okuyor, ayet okuyamıyor. O mu? Değil. Bunlar olur. İnsan şaşırır. İnsan ezber bilmez veya az bilir. Bunlar kötülük sebebi değildir. Kötü alim dünyaya meyleden adamdır. Dünyaya meyleden. Dünya meraklısı. Dünyevi şeylere merak. Buna kötü alim derler. Alimin böylesine kötü alim derler. Peki iyisi hangisidir? İyisi de bunun tersi, dünyaya rağbet etmeyen, dünyaya meyletmeyen, muhabbet etmeyen alim. Bu da iyi alimdir. Tarih bu iyi ve kötü alimlerle doludur. Tarih bunlarla doludur. Efendim, hem büyüklerimizin anlattıklarından hem de tarihte yaşananlardan çok dersler çıkartmak lazım. Evet. Dünyada yaşamak başka bir şeydir. Dünyaya meyletmek başka bir şeydir. Aralarında çok fark vardır. Mesela geminin hayatı hep sularda geçer, denizlerde. Zaten deniz olmayan yerde geminin lafı bile olmaz. Evet, suyun olmadığı yerde. Fakat geminin, mesela uçağın felaketi nedir? Uçak ne yaptı derler? Düştü derler, değil mi? Gemininki nedir? Batmak. Öyle mi? Öyle değil mi? Gemi kazası nedir? Batmak işte. Peki gemi nerede batar? Karada değil, yine suda batar. Su onun hem selametidir hem felaketidir. Nasıl? Eğer gemi denizin üstünden gidiyor, su geminin altında oluyorsa, o su onun için selamettir.
Ama eğer su geminin içine giriyorsa felaket, batırıyormuş. Dünya, bir alim de dünyada yaşayan bir insandır. Fakat dünyada yaşar da dünyanın üstüne basarak geçerse, dünya onun ayaklarının altında olursa o alim iyi alim olur. Ama dünya kalbine girerse o kötü alim olur. Evet. Hiç istisnası yok. Bugün ismini hatırladığınız, eserlerinden istifade ettiğiniz alimlerden bir tanesinin dünya alimi olduğunu söyleyemezsiniz. Kötü alim denilen sınıfa girmez yani. Adamlar ölmüş ama ölümsüz eserler bırakmışlar. Eserleriyle hala yaşıyorlar. Çünkü bunlar kendilerini hiç hesaba katmadılar, kendilerini düşünmediler. Nefislerini, zevklerini, keyiflerini, ceplerini hiç düşünmediler. Bunlar, bu genç hocalar, mollalar, yani bu tarafa biraz ağırlık verseler çok iyi olur. Nedir o? Ulema efendilerimizin, kötülerini demiyorum, at onu. Ulema efendilerimizin hayat şartlarını, hikayelerini okumak lazım. Okumak lazım. Neler çekmişler. Ne kadar zahmetlere, yokluklara seçerek, severek, tercih ederek katlanmışlar. İsteseler keyiflerinden çatlarlar yani. İsteseler. Nitekim öyle olan alimler olmuştur ama onların esamesi bile okunmuyor şu anda. Onların yerlerinde yerler esiyor. Öldüler, gittiler. Ama bizi düşünenler, dini düşünenler, ümmeti düşünen ulema, onlar öldüler, öldükleri zaman esas dirildiler. Yani buna ibretlik. Mesela burada ne kadar molla var bilmiyorum da işte yeni diyelim yazılmış şöyle 50 sene belki önce diyelim şu anda piyasada olan bir kitap. Safahat min sabril ulemai ala şedaidil ilmi ve tahsil diye bir kitap var. Abdülfettah Ebu Gudde merhumun, onun müellifi 20 sene kadar önce, belki 25 sene önce vefat etmiş. Çok değerli yani ehli sünnet bir alim. Bunun yazdığı bir eser. Safahat min sabril ulema. Ulemanın sabrından safhalar diye. Bu kitap ne kadar yani tamdır bilemiyorum ama Türkçe'ye de tercüme edilmiştir. Tercümesini bilmiyorum. Hani hiç Arapçası olmayanlar. Fakat hocalar tercümelerle uğraşmasın. Tercüme ilmi öldürüyor. Tercüme ilmi öldürüyor. Ben hiç başka bir kaşık tutmasını bilmem ama ömrüm bu işlerle geçmiştir. Efendim, okutmak işinin, yani işimiz bizim yani. Şimdi övünmek için demiyoruz bunu. Böyle geldik bugüne kadar. Tercüme ilmi öldürür, talebeyi yetiştirmez. Şu anda harıl harıl tercüme yapılıyor. Her şeyin tercümesi yapılıyor. Tercüme ilmi öldürüyor. Talebeyi yani ham bırakıyor yani. Çocuk açılamıyor.
Tercümesi var nasıl olsa, oraya bakın. Niye uğraşsın ki? Niye kafa yorsun? Bakın Efendimiz Aleyhisselam'ın ne buyurdular. Efendimiz Aleyhisselam'ın, yani diyorum ya, Efendi'yi iyi okumak lazım diyorum ama benim dediğimden de öte, onun da üstünde yani mesela. Şimdi bir şey çok dikkat çekicidir. Nedir o? Elimizde kitaplar var. Yani diyelim ki geçmişte yazılmış kitaplar, eski kitaplar diyelim. Bunları biz kabaca ikiye ayırırız. Bu eski kitapları. Bundan diyelim 100 sene öncesine kadar yazılmış, 300 sene önce yazılmış, 500 sene önce yazılmış kitaplar var. Bunları biz kabaca ikiye ayırırız. Bir, kolay kitaplar. İki, zor kitaplar. Yani hocalara kök söktüren kitaplar var. Çünkü zor yani, anlaşılması zor yani. Şimdi bu böyle olduğu gibi ulemaya baktığınız zaman da ulema da ikiye ayrılıyor. Birisi Osmanlı uleması, Osmanlı ulema, işte İstanbul merkezli yani buradaki ulema, burada yetişen. Bir de diğer efendim Arap diyarında yetişen ulemalar. Şimdi bakıyorsunuz ki Arap ulemasının kitapları yani kolay. Hani zor kitap diyoruz ya, hangisi zor? Osmanlı'nın yazdığı, Osmanlı ulemasının yazdığı kitaplar aşağı yukarı hepsi zordur. Hepsi zordur. Hiç kolayı yoktur bunların. Fıkıh yazarlar, yani sen canını çıkartır. Usulü fıkıh yazarlar o şekilde. Akaid yazarlar öyle. Bugün en zor tefsir efendim Kazı Beyzavi, onu da yazan yani Türk ulemasındandır ya. Yani. Şimdi peki bu neden böyledir? Yani Osmanlı ulemasının eserleri zordur. Arap ulemasının eserleri daha kolaydır. Şimdi bunun tabii tahlili uzun gider. Ben özet olarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi, Arap uleması zaten yani dilleri Arapça olduğu için Arapçayı yani öğrenmek diye bir mesele yok yani. Onlar bizden bir adım önden başlıyorlar. Zaten dilleri Arapça. Dolayısıyla hemen Arapçaya yani kitaplarını yani Arapçayı da öğretmek, talebeyi Arapçaya vakıf kılmak üzerine oturtmuyorlar. Ya ne yapıyoruz? Direkt mevzuya geliyor, meseleyi anlatmaya bakıyor. Kolay gidiyor. Ama Osmanlı ulemasının eserlerini okuyacak olan Türk çocuklar diyelim, Türkçe konuşan, Osmanlıca konuşan çocuk bu kitabı anlayacak. Bunu anlaması için evvela bu Arapçayı kavrayacak. Ana dilinden başka bir dili okuyacak ve ondan sonra da o kitaptaki ilmi görecek, anlayacak. Şimdi Osmanlı ulema efendilerimiz o tarzda kitap yazıyor ki o kitap çocuğu okurken yetiştiriyor. Zor yazıyor kitabı. Efendim, çünkü biz anadan doğma Arapça bilmiyoruz. Biz kaidelerden Arapçayı öğreneceğiz. Onun için kitabı önce Arapçayı öğretecek, sonra da oradaki ilimleri öğretecek tarzda yazıyor. Şimdi bu bir mesele. Bir de Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu bir şey var. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın bu ulema efendilerimiz kitapları niye bu kadar zor yazdılar? Yani bir kitaba 10 tane şerh yetmiyor icabında. Şerh.
Yani bunu açık yazsan da bunu mübarek, yani bu anlasak rahat olsun. Efendimiz Aleyhisselam'ın o kadar önemli bir şey söylediler ki, buyurdular ki, ulema efendilerimiz kitapları neden zor yazdı? Talebe başkasıyla uğraşmasın, ilimden başka şeyle uğraşmasın, zaman bulamasın. Yani kitap zor olunca onu anlamaya, çözmeye çalıştı mı o günü bitiyor onu. Zaten ulema efendilerimizin hedefi de bu, talebeyi ilimle meşgul etmek. Talebeyi ilimle meşgul, ne kadar önemli bir tealil, yani tahlil. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ımız bu hususta beyan buyurmuşlardır ki, yani Efendimiz Aleyhisselam'ımız allame bir Osmanlı alimidir yani. Böyle şeyh olur pek kitap ilmi olmaz. Çoklarının yoktur yani. Efendimiz Aleyhisselam'ımız şu bilinen medrese hocaların hepsinin hocası olacak derecede, allame derecede medrese ilimlerini, o zahiri ilimleri okumuştur ve okutmuştur. Daha 17 yaşında icazet vermiştir. Ofta askere gitmeden Efendimiz Aleyhisselam'ımız Miço'da icazet vermiştir. En son icazeti askerden evvel Yaranoz köyünde vermiştir. Yaranoz'u Oflular bilirler. Oradan askere gelmiştir Efendimiz Aleyhisselam'ımız. Yani burayı o kadar güzel açıklıyor ki, bak, talebe başka bir şeyle meşgul olmasın. Şimdi biz tercüme yaptığımız zaman da talebenin işini kolaylaştırıyoruz. Uğraşmasına gerek yok ki. Ders hazırlayacak, bakar tercümeye, oradan ezberler, hocaya güzel güzel sayar onları. Zahmet olmaz. Yahu zahmet olmadı mı rahmet olmaz ki. Olur mu? Bak, ulema efendilerimiz zor kitap yazıyor ki talebe yetişsin. Biz bunu niye tercüme ediyoruz? Bazı kitaplar tercüme edilir, edilmeli. Nasıl? Umum Arapçası olmayan cemaat istifade etmesi için tercüme olur. Ama bakıyoruz ki bugün asla tercüme edilmemesi gereken kitaplar, ders kitapları mesela, bunlar tercüme edilince olmaz. Bakın, yakın tarihimizden ben size bir şey vereyim. Şimdi bu hani işte İslam harfleri bırakılacak, yeni harf dedikleri, artık yeni mi eski mi neyse, harflere geçilecek. Bunun aylarca müzakereleri yapılıyor. Meşhur sofralarda bu iş konuşuluyor, müzakere yoğruluyor. Herkes fikrini söylüyor. Sonra işin başındaki efendim ona bir karar veriyor. Karar veriyor, şöyle olacak diye, tamam. Şimdi sıra geldi harf işine. Harflerin değişmesini nasıl yapacağız bunu? İşin başındaki efendim o meşhur sofrasında bulunan ayakçılarına ne yapacağız diyor. Herkes bir fikir söylüyor. Herkes bir şey söylüyor. Bu baştaki dinliyor tabii. Herkesi dinliyor. Böylece deşiyor insanlar. Boşaltıyor herkes içindeki. Şimdi böyle ya, beğenmediği fikirleri söyleyenlere de söverdi, hakaret ederdi. Böyle. O işin başındaki. Onlarda bir şey diyecek halleri yok. Zaten ona alışmışlar şeye, ayakçılığa. Fakat bir tanesi bir teklif getirdi. En çok ona kızdılar. Yani mesele ne? Efendim biz şimdi yeni harflere geçersek burada hiç kimse bir şey okuyamaz. Yani dergiler, gazeteler, yeni harfler çıksa, efendim her şey değişse, kimse bir şey okuyor mu? Herkes okur yazar değil de okumaz yazmaz hale gelir. Dedi ki, efendim dedi, şöyle yapalım dedi. Nasıl? Yani 3 ay kitaplar, yeni basılacak kitaplar, dergiler, gazeteler 2 şekilde çıksın. Bir sayfa, onlar Arap harfi diyorlar.
biz İslam harfi diyelim. İslam harfleri olsun bir sayfa. Karşı sayfada aynı yazının yeni harflerle yazılmışı olsun. İnsanlar efendim yani böyle bir 3 aylık bir geçiş süresi yapalım. Süreci oluşturalım dediği zaman sofranın başındaki en çok ona kızdı. Ulan dedi aptal. Hani böyle söverdi yani. Şey, kız bir şey yaptı. Aptal herif dedi. Sen orada dedi adam dedi okuyabildiği yazıyı görünce okuyamadığı yazıyı okumaya uğraşalım dedi. Doğru değil mi? Yani bildiğin yazı varken öbürünün uğraşmasın ki. En çok ona kızdı. Sonra dedi ki tamam dedi. Hayır. Yarından itibaren dedi yeni harfle çıkacak dedi. Uğraşsın okusun dedi. Perdeyi bir anda indirdi. Ve bak 20 senede 30 senede o şey oturdu, yerleşti. Şu anda zaten daha artık kendi harflerinizi okuyamaz hale geldiniz. Dedenizin yazdığı mektubu okuyamıyorsunuz. İbretlik. Sen burada Arapça, burada Türkçe koyduğun zaman da çocuk Arapçaya uğraşmaz ki. Kopyalar onu. Kes. Nasıl diyorlar? Kes, kopyala. Nasıl bir şey? Kopyala, kes, yapıştır. Hey tamam öyle işte. Hoca yetişmez böyle. Benden söylemez. Şimdi, evet, kötü alimler, iyi alimler demiştik. Efendim İmam Rabbani kötü alimlerden çok bahsetti böyle mektubun buraya kadar geldiğimiz bir sayfanın aşağı yukarı sonuna geldik. Buyuruyor ki, iyi alimler tarafında buyuruyor ki vehum iyi alimler ki onlar ahiret alimleridir. Evet, fehum min ulema ile ahiret. Dünyaya meyletmeyenler onlar iyi alimler, ahiret alimleri. Dünyada yaşarlar ama ahiret alimidir onlar ve peygamberlerin varisleridir ve mahlukatın da en üstünüdür bunlar. Bütün insanların en üstünüdür bunlar. Ve hum bunlar ellediğine öyle mübarek insanlardır ki yüzenu tartılır midaduhum mürekkepleri yevmel kıyamet kıyamet gününde bidemi şüheda fi sebillah Allah yolunda şehit olan insanların kanlarıyla bu alimlerin mürekkepleri bunu hep duymuşsunuzdur. Yani mizanın bir kefesine ulemanın kitap yazmakta kullandığı, harcadığı, tükettiği mürekkep konulacak. Bir tarafta kan, şehidin kanı konulacak. فَيَتَرَجَّهُمْ مِدَادُهُمْ Ve onların kanları ağır, şey, mürekkepleri ağır basacak. Yahu bir insan hayatı boyu yazsa kullandığı mürekkep ne olur? Bir avuç bir su olur. Ya, yarım bardağı tutar belki bir bardak olsun. Şehitler ise yüzlerce, binlerce şehidin kanı, bir insanın kanı ne kadar, kaç kilo gelir? Yani mürekkep hiçbir zaman kandan daha fazla olur mu? Olmaz. Ama ulemanın mürekkebi şühedanın kanından ağır basar. Neden? Çünkü o alimlere, o şehitlere şehadet ruhunu bu alimlerin kitapları vermiştir. O şehit bu alimlerin yazdıklarını okuyarak şehit olmuştur. Onun için onların şeyleri, mürekkepleri, bunların kanlarının binde biri, trilyonda biri olsa bile ağırlık olarak ağır basıyor. Evet. Ve nevmul alimi ibadetun, alimin uykusu ibadettir hadisi sözü mutehakkikun fi hakkihim. Bunlar hakkında tahakkuk edicidir. Bu yani bu alimler hakkındadır. Ve hum bu alimler, iyi alimler, ellezine şol kimselerdir ki üstuhsine fi nazarihim cemalul ahire. Bunların gözünde ahiretin güzelliği yani gözükmüştür. Bunlar ahireti güzel görmüşler. Dünyayı çirkin görmüşler.
ve nelaretuha ve parlaklığı ve zaharet ve bunların nazarında zuhur etmiştir. Kabahatü dünya, dünyanın kabihliği, çirkinliği ve şenaatuha, çirkinliği. Binaenaleyh fenazaru, bu alimler baktılar ilel ahire, ahirete binazaril beka, beka nazarıyla baktılar ahirete. Zaten ahiret böyle bir yerdir. Baki, sonsuz. Ve ra'ev dünya, dünya ise gördüler. Müttesimeten bisimeti zevali vel fena, yani yok olucu olarak gördüler. Vakla geçiyor, zaten bizden öncekiler geçirdi, biz de geçiriyoruz dünyayı, baktılar. Dolayısıyla tarafına bile bakmadılar dünyanın. Evet. Fela cereme, hiç şüphe yok ki helibu, kaçtılar. Minel fani, faniden kaçtılar. Ve ekbelu, yöneldiler. Alel baki, bakiye, yani kalıcı olana yöneldiler. Bu hususta hiç uzun uza diye konuşma lüzum yok. Canlı bir misal, örnek diyorsunuz, arıyorsanız Efendimiz Aleyhisselam'a bak işte. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın ondan aşlanıp, mayalanıp, onun yolunu tutan, işte onun efendim hocalarına bakın. Efendimiz Aleyhisselam'a bakın cemaatimizin. Hayatında dünyanın tarafına bakmamıştır. Bakmamıştır. Ben size dün söyledim. Yahu Arafat'ta Allah'a dua edeceğiz. Yani ya Rabbi bize evlat ver desek günah mıdır bu? Evlat istemek Allah'tan günah mıdır? Helal mal ver desek günah mıdır bu yani? Ne bileyim, ya Rabbi bize işte şunu ver diyor. Haram bir şey istemeyeceğiz. Helal şeyler, meşru. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki şimdi Mevla'dan, Zat-ı Pak Sübhanesinden başka bir şey istemeyeceksiniz. Buyurdular. Ben bu kulaklarımla, gözlerimle şahit olduğumu söylüyorum. Mevla'dan, Zat-ı Pak Sübhanesinden başka bir şey istemeyeceksiniz. Yani bunu, akıllar duruyor burada. Burada havsala duruyor. Ne derin bir anlayış. Evet. Onun için yani işte iyi alim dediğiniz zaman da canlı örnek arıyorsak işte Efendimiz Aleyhisselam'ın. Evet. Hoş. Her alim öyle olmamıştır. Öyle alimler gelmiş ki onlar işte burada anlatılan kötü alimler gibi. Evet. Allah-u Teala bizleri Efendimiz Aleyhisselam'ın yolundan, anlayışından ayırmasın. Evet. Büyük Şeyh Efendi buyuruyor ki bunlar, rastgele açtım, müminleri irşad ederler. Yani Allah'ın dostları müminleri irşad eder. İrşad yönlendirmek demektir. Bak bize ne dedi Efendimiz Aleyhisselam'ımız? Mevla'dan, zatından başkasını istemeyeceksin. İrşad işte. Tamam. Bana sorsan işte uşak isteyeyim, kuşak isteyeyim, efendim helal mal isteyeyim, bekar olanlar bir efendim, biz o zaman evliydik. Ama bekarlar belki iyi helal süt emmiş bir hanım, ben bir iyi bir huzurla yaşayacağım bir yuva ver diyor. İstenir bunlar yani. Hepsi meşru istekler. Mübarek şeyler bunlar. Zaten orada istenecek şeyler bunlar. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ımız istemeyeceksiniz buyurdu. Evet. Ne buyuruyor burada? Bunlar müminleri irşad ederler. Evet. Mahzun olan dili purşad ederler. Yani dil Farsça'da gönül demek oluyor. Mahzun gönülleri bunlar purşad ederler. Yani sururla doldururlar. Mahzun gönüller. Evet, daha uzatmayalım. Viran gönülleri abad ederler. Viran efendim yani harap yani. İşsiz kalmış yere viran derler işte. Viraneler falan. Viran gönülleri abad ederler, mamur ederler. Sivalardan hemen azat ederler. Bak, sivadan kurtarıyor insanı. Ma sivadan.
İşte diyorum ya, Mevla'dan başkasını istemeyeceksin diyor. Mevla'yı bulduğun zaman da ne oldu? Masivayı kaybetmiş oldun, atmış oldun. Efendim, atmış oldun da yani şimdi mahluku attın, Halık'ı buldun. Sana o mahluk olarak neler gelecekse zaten Halık'ın onlar, hepsi Allah'ın. Allah-u Teala'yı bulan insan onun yarattıklarını bulmaz mı? Evet. Evet, Allah ondan razı olsun. Bize de yani hiç böyle kapris yapmaya gerek yok. Yok efendim işte kafamızı kumdan çıkartalım diyor bir tanesi. Bu kardeşiniz de diyor ki kafamızı kumdan çıkartmayalım. Kafayı kumdan çıkartmanın Türkçesi yani iş efendinin anlattıklarından ibaret değil. Kafayı açalım yani açılalım dünyaya. Açılmayalım. Kafamız kumda olsun. Sözümü alıp almamakta herkes serbest. Ama ben de konuşmakta serbestim değil mi? Değil mi? Ha tamam. Ben söyleyeyim, isteyen alır, isteyen almaz. Kafamızı kumdan çıkartmayalım dedim ben. Çok bağnaz ve tutucu olalım. Bakmayın sen ehli dünyanın, onların tesirinde kalmayın. Sana bağnaz demiş. Keşke bağnaz olsam ula. Bana tutucu demiş, dar kafalı demiş. Evet, Efendi Hazretleri'yle kafamı doldurdum, kapattım. Kafam dar benim, daha Efendi'den başka bir şey almıyor. Keşke böyle olsam. Ne var bunda? Ya kafamızı hurdalığa çevirelim, öyle istiyorlar. Her şey olsun kafada, efendi olsun, o olsun, bu olsun. O zaman bu iş portaya düştü bu iş ya. Bir efendi asıl olsun yetmiyor mu? Yetiyor. Onun için ben fikrimi söylüyorum. Kafamız kumda dursun. Dar kafalı olalım. Efendi asıl kadar böyle... Yani manasını yanlış anlamayın. Bağnaz hiç insan görmedik. Hayatta efendi babadan başka bir şey bilmemiştir. Bitti. Bir misal vereceğim. Tefsir yazılıyor. Ruhul Furkan tefsiri. Orada birinci ciltte daha bundan 35 sene evvel bir ayet kerime orada o ayetin tefsirinde tırnak kesme meselesi müzakere ediliyor. Orada hoca efendiler de var. Yani işte sıra geldi şeye, geceleyin tırnak kesilir mi kesilmez mi? Tefsire yazılacak ya, gece kesilir mi kesilmez. Şimdi bizdeki malumat nedir? Biz ne biliyoruz? Gece tırnak kesilmez değil mi? Böyle biliyoruz. Şimdi orada denildi ki, yani işte efendim yani gece tırnak kesilmez şunlandır işte karanlıkta tırnağı keserken tırnağın ucunu kesersin, etini kesersin. Onun için yani tırnak kesilmez denmiştir. Yani şimdi ışığın altında, gecenin ışığın altında kesilebilir gibi bir mutala serdedildiği zaman Efendi Hazretimiz son nokta şöyle koydu. Olmaz bu. Efendi babam kesilmez dedi. Bitti. Kaynak? Ne kaynağı diyorsun? Efendi baba işte. Bitti. Şey efendim onu adam kabul etmez. İstese etsin, istese etmesin. Kendisi bilir. Bu kadar. Efendi Hazretimize soruldu. Yani bu fe'alemennehude euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim demiyoruz. Besmele yok orada. Ben bunun şahidiyim. Bir hoca efendi, Efendi Hazretimize niye Efendi Hazretimiz besmele yok diye soruldu. Efendi Hazretimiz ne buyurdu? Meşayihlerimize öyle geldi. Meşayihten bize öyle geldi. Bitti. Kaynak? Ne kaynağı ula? Kaynak işte, meşayih. Efendim ben onu kabul etmem. Sen bilirsin. Pis herif. Seninle mi uğraşacağız biz? Meşayihi kabul etmiyorsan sen bilirsin. Bitti. Bu kadar. Yani kaprise, böyle ehli dünyanın karşısında ezilmeye gerek yok ki. Meşayihimiz böyle buyurdu de geç karşıya. Efendi Hazretimiz böyle buyurdu de geç karşıya. İstese kabul etsin, istese etmesin. Tekabbelallah, barakallah, ilâ şerefine. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve sellem. Fatiha.